Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. CHP vekilleri olarak sizi ziyaret ediyoruz. Ben Kocaeli Cumhurbaşkanı. Ve siz başkanıyız. Nasılsınız? Elhamdülillah. Günün şartlarına göre. Devam. Sizin hali nasıl? Vallahi beklemedim. Başka şey şansı yok. Zam gelince mecbur sen de zam ekliyorsun ama vatandaşlarımız orada. Ekonomi yok, kural olur. Yani bir şey yükseldi, her şey yükseldi. Düştüm ben her şey yükseldi. Allah yardım etsin. Valla biz de işte uğraşıyoruz aslında. Ekonomik sıkıntılar nereden ortaya çıkıyor, neden ortaya çıkıyor bunları netleştirmeye, belirtmeye çalışıyoruz ve hani bizim alternatif olduğumuzu söylüyoruz. Halkımızla görüşüyoruz ve alternatiflerimizi sunuyoruz. Yani açıkça olursa bir ailede de mesela gelir, ileride fazla olursa gelir de açıktır. Açıktır değil mi? Türkiye'de bir şartlarda çoğu giderler var. Yani haklı giderler var, bir de haksız giderler var. Normal bir şey. İnşallah düzelecek. İnşallah düzelecek. Evet, temelimiz o gibi. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum size. Sizi görmek yeterli. Sizin görüşlerini alalım. Siz mecliste konuşuyoruz ama asıl sizin konuşmanız lazım. Asıl sizsiniz yani. Siz bize bir şey söyleyin, biz gitsin mecliste söyleyin. Yapacak hiçbir şey yok. Gelemez. Görünüyor ya, şey yok. Kimsenin bir şey yaptı. Yok. O da kimsenin bir şey yaptı. Kime de ne yapıyor? Ondan sonra meclis sonra kimlerin doğru burası. Adı burası. O yüzden bir şey anlatmanın da bir anlamı, bir manası. O kadar bağırdı, o kadar yazdı, o kadar çağırdı. Ama bu saatten sonra daha ne yapalım? Durum benim bir şey yok. Sesimiz duyulmuyor. Bu gerçek yani. Bu nerede? Bu nerede? Doğuda bunu her zaman yaşıyoruz. Yani bunu artık kabul edemeyiz. Bizim kabulden tamam da biz de doğunun bu mahpus tarihini kıralım istiyoruz. İşte bunu kıramıyoruz. Kimse yani, kabulden çıkmıyor. Biz de çok fazla gösterdik. Batıyı nasıl duyuyorlarsa doğunun sesini de duysun. İşte bu başta derdimiz bu. Bunun için uğraşıyoruz. Aynen yani. Çok güzel bir şey. Biz de bunu çabasını 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 bunu herkes şahit. Batıda olan işte doğuda olan iş. Hiçbir zaman biri olmadı. İstanbul'da da yaşadık. Orada da büyüdük. Orada olan iş, İzmir'de olan iş, Adana'da olan iş, Antep bizde bir işte peş peşe. Orada olan projeler, orada olan yatırımlar da biz burada. İş mi yok? Urfa hep yetinmiyor. Bu gerçek ya. Sonuçta Urfa'nın başında kim? AK Parti var. AK Parti de konuşmuyor. CHP'nin milletvekili konuşuyor Urfa'nın sorunları için. Evet. Çiftçinin sorunu için CHP konuşuyor. Ne anlatmak? Peki AK Parti vekilleri geliyor mu oraya? Şu an daha çıkmadı, onların daha zamanı var. Onların zamanı son 6 ay ya da 8 ay. Ya da Urfa'ya bir yatırım olacak. Büyük bir para. Urfa'ya büyük bir para gelecek. İşte altyapı için dışarıdan inşallah. O zaman bak nasıl hepsini edin. Şimdi hiçbir şey yok mu? Ortada bir şey yok. Niye dolaşsınlar? Niye geçsinler? Hiçbir şey yok. Ya biz Urfa'nın tarımının, hayvancılığının ne kadar kötü duruma getirildiğini mecliste anlatıyoruz. Tarım komisyonu üyemiz, Süreddin vekilimiz, bizler hepimiz Urfa'nın sorunlarını elimizden geldiği kadar gündeme ediyoruz ve Urfa'daki ticaretin hali de böyle. Şimdi daha baştan beri geliyoruz, tüm esnaf kan alıyor. Hep söyle. Siz de öyle. Dolar düşüşünden dolayı tam böyle oldu. Aynı. Şimdi ne Urfa diyorsunuz bu doların düşüşüne, ne diyorsunuz? Nasıl bir açıklama yapıyorsunuz? Hiçbir açıklama yok. Ne olacağı da belli değil yani. Yani bu 6-7 liralık bir kayıp o halkı bitirdi. Esnafı bitirdi. Çoğu insan intihar etti. Güya millet halay çekiyor, horon tepiyor, i̇şte onlar, dolar düştü diye ne diyorsunuz? İşte ben anlatıyorum onu. Kimse kapıdan çıkmıyor. Kimse bir şey değil. Bakar daha görmemiş, okumamış. Hepsi devletin propaganda yaptığı kapattı. Daha belli bir insan ne oldu? Yardım benim. Güvensizlik ortamı. Bir günde 6 yıl sabahın çok kafasını yere koyuncaya gidiyor. Biraz da hafta da suç. Dolarla işi olmayan gidip dolar alıyor. Altınla işi olmayan gidip altına yatırım yapıyor.
bütün işi bırakıyor, altına yatırım yapıyor. Piyasa hep ben bu oluyor. Doğru. Tabii. Adam senden gelip bir şarj aleti bile alamıyor. Yani mesela. Ben şarj aletinin en basitim. 20 liraya aldığınız bir şeyi 60 liraya aldım. Ya hadi bir daha 20 liraya al işte. Bekle. Biraz da konuşacak çok şey var. Neyse. Ne içersiniz? Ne ikram edersiniz? Valla. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Biraz dinleyelim. Engeller 3. 4. sınıf insan gibi duruyor. Kalitemiz yok. Yaşamlarımız yok. Öncelerimiz yok. Araçlarında ödemiyoruz. Urfa'nın yolları engellilere uygun değil diyorsunuz. Peki bunun için başvurdunuz mu? Ne diyor? Çok başvurdum. Belediye bir değişim de bulunuyor mu? Hani sizin istekleriniz doğrultusunda? Yapıyoruz ama isteğimiz bu doğrultusunda tam tepe olmuyor. İnşallah diyor. Böyle. Bize hayda sizinle istedik. Bize Balıklı Göl'e geldiniz. Ben engelleri. Balıklı Göl'de mi engelleri? Evet. Çayınızı bir ara. Nasıl gidiyor işler? Biraz anlatın bize. Normal. Biraz normal. Normal mi? Peki, alışveriş yapabiliyor mu? Valla iyi iş oluyor. Piyasa durumlarda yoktur. Biraz bir yerden. Aslında bir eksik olduğu için. Peki, HDP'ye destek verecek misiniz? Nasıl durum? Her zaman. Her zaman. Her zaman. Sağ olun. İnşallah. İnşallah Urfa'da HDP'ye destek artıyor mu? Nasıl? Vallahi iyi bilmiyorum. Biz de yeni geldik abi buraya. Öyle mi? Nereden geldiniz? Antep. Antep'te. Burada ticaret yapıyoruz. Urfa'yı nasıl buluyoruz? İyi ya, gördüm. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Biz gayret ediyoruz ama sizin de bize büyük desteğiniz var. Umarım abi yok. Bir desteğimiz var. Değil mi? Kendimize bir destek veriyoruz. Başarılar dileriz. Sağ olun. Her zaman desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Sayın Vekilim, memleketimize şeref verdim. Rabbim size zavut yan vermesem. Hoşlaş insansınız. Rabbim size dar gün göstermesem. Amin. Bunu da bizim şeyimizdir. Mükafatımızdır. Evet, imtihanımızdır. Evet, imtihanımızdır. Ama dik duruşunuz bize güç veriyor yani. Bunu önemli olabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Tekrar memleketimize geldiniz, şeref ettiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Mardin vekili, Kocaeli vekili. Bak, Türkiye, Kurdistan, Kuyuyak. Evet, daha ülkenin iki ucundan vekiller olarak seni ziyarete geldim. Benim başım üstüne, iki gözüm üstüne. Ama diyorum ki sürekli böyle içimizde dolaşsanız daha iyi olur. Tabii, ihmal etmiyorum. Böyle sürekli içimizde olsanız. Peki durumlar nasıl? Seni dinleyelim biraz. Nasıl var mı satayım? Durumlar Rabbime Allah'a çok şükür. Baya bir sıkıntı içerisinde görüyorsunuz. Eyvallah. Bakalım hele Allah büyüktür Rabbim. Siyasi durumu nasıl görüyorsun? Bu adam başımızdan ne olacak? Vallahi, ne zaman göndereceğiz? Vallahi inşallah Rabbim Allah büyük. Günü gelir diyorsun. Günü gelir. Allah büyük. İkisi gelir. Her teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizi görüyorum. Televizyonda bazı şeyleri görüyorum. Rabbim Hak'a yardım etsin. Olsun, değil mi? Sadece bunu söyleyeyim. Allah razı olsun. Sıkıntılar çok. Yani... Şimdi... Darlığın sonu geliştirdim. Amin. Peki. Doğru. Şimdi biz... Doğru. Biz ne diyoruz? Ama onlar için. Ben 4 aydır babam ölmüş. Arıyorum. İki tane kardeşim var. Ben sokmayan var. Neyse okuyan var. Bir iş, ufak böyle bir şey yok çıkıyor. O zamanlar her gün yanındalardı, beni şimdi engellenmişler. Hiç yüzüme bile bakmıyor. Onları görün. Görüyoruz. Bu atalar sonra gibi. Bana konun yani. Hadi miyim? Hadi miyim? Hadi miyim? Hadi miyim? Hadi miyim? Hadi miyim? Ne konu verdin? Yok yok. Ben 23 tarafı düzeltim.
Hakka yardım, hak için mücadelemizi amin. Hep birlikte mücadele.